Çok özel bir hikaye daha. Çok duygulu. Efendim, hoş bulduk, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Bu akşam yine Duygular Şelale. Dönülmez akşamın ufkundayız. Hikayemizin ismi. Hemen bir şöyle beğeni unutmayalım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Hastane kapısındaydı. Bir gece vakti ortamın buğulu havasından biraz uzaklaşabilmek niyetiyle girdi yandaki küçük çay ocağına. İrkildi birden. Devam ediyordu nefis sesiyle Zeki Müren. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Ne muhteşem dizelerdi bunlar. Her daim sevdiği, son zamanlarda diline doladığı ünlü şair Yahya Kemal'in bu güzel şiirini ne de güzel bestelemişti Münir Nurettin Selçuk. Derinlere daldı gözleri. Derin derin. Tam da onu anlatıyordu işte. Vaktin geldiğini bildiren bu hastane ziyaretleri sıklaşmıştı. Herkesten, kendinden bile sakladığı hastalığı ilerlemişti. Nasıl da yemin etmişti bu mesleğine ilk adımını atarken, ne de heyecanlıydı. İlk hedefi önce zarar verme ilkesiydi. İlk muayene ettiği oyuncak bebeği geldi gözünün önüne. Her yerini sarıp sarmaladığı Ayşe bebek. Bir fark vardı yalnız. O Ayşe bebeği her seferinde ölümden kurtaran kahraman doktordu. Başına ne gelirse gelsin, ya şimdi kim kendini ölümün soğuk nefesinden alacaktı ki? Ah, kainatın sahibi elbette tek mutlak güç, imtihan sahibi. Vakit yaklaştıkça heyecanlanıyor mu, korkuyor mu bilemiyordu. Tek istediği anne babasına, iki kızına, eşine, abi ve ablalarına veda ederken ağlamadan güçlü durabilmeyi başarmaktı. Oturdu bir masaya. Küçük minik kırmızı kareli örtüsü vardı masanın. Hemen çay getirdi genç. Yıllar öncesine gitti aklı. O ilk gençlik yıllarına. Annesinin de böyle bir masa örtüsü vardı. Mis gibi anne çayının tomurcuklu rayihası sardı dört bir yanını. Liseye giderken ne huzurlu bir çocuktu. Tek hedefi doktor olmaktı. O yolda hastalarına yardım edebilmekti. Hedefine de ulaşmıştı. Tam 10 yıldır sevilen bir doktor olarak da görev yapıyordu. Ta ki şu kulak asmadığı şiddetli karın ağrılarının arkasındaki gerçeği öğrenene kadar. Karaciğer kanseri. Hem de en hızlısından demişti doktor. 3 ay yaşar ya da yaşayamazsın. Veda et sevdiklerine. Ah, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Nasıl da bu kadar ahenkli yazmıştı ki şair? Nasıl hissetmişti de kaleme almıştı ölümün bu nazik davetini? 40'ına yeni girmişken aldığı davetiye bütün hayatını etkilemişti. İşini ne çok önemsediğini, çocuklarına ve eşine ne az zaman ayırdığını ancak o zaman anlamıştı. Meğer gözü hiç görmemişti ailesini. Büyük bir hırsla hep yükselmek adına ihmal ettiği yavrularına nasıl da veda edecekti? Özür dilemişti onlardan. Sarılıp koklarken af dilemişti eşinden göremediği için. Dengeyi sağlayamadığı için, kendini çok kaptırdığı, onu dinlemediği için ve daha birçok şey için hep mükemmel olamazsın. Mükemmellik yaratıcıya mahsustur. Biz ise insanız. Hata da yaparız, yoruluruz da bazen şaşırırız ya da her şeyi bilmemiz mümkün değil diyen eşini duymadığı için. Nasıl geçersen geç.
bu son fasıldır ey ömrüm, ey ömrüm. Bu gece bir karar vermişti artık. Ömrünün son faslını ailesiyle geçirecekti. Bilerek gitmek, zamanı az buçuk tahmin etmek de çok ağır gelmişti ona, çok, çok. İnsan az bilince daha mı rahat oluyordu acaba? Ağlamamalarını tembih edecekti yavrularına. Bilirdi insan ruhunun yarası dikiş tutmazdı. Ama kabuk bağlardı ya, hayatın devam edeceğini, kendilerinin, annelerinin yolculuğundan sonra birden büyüyeceklerini söyleyecekti 9 ve 10 yaşındaki kızlarına. Ama diyecekti ki onlara, mükemmel olmaya kalkmayın, yanlış yapın fakat korkmayın, ders alın yanlışınızdan, kendinize eziyet etmeyin. Mükemmellik insana mahsus değildir, her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, bilen sadece ve sadece bizi yaratandır. Koşulsuz sevin, insanı sevin, Yunus Emre misali sevin, has insan olmanın yolunu bulmaya çalışın, empati kurun, sevdiğinize, kendinize zaman ayırın. Öyle olsun ki güncel kargaşaların arasında dağların huzurlu sakinliğini yaşayın. Kendine değer veren tüm yaratılanı da önemser, unutmayın. Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır diyerek kalktı masadan. Zihni berraktı. Canlılık gelmişti bedenine. Canlanmıştı sanki yeniden. Yahya Kemal'in bir kelime için yıllarca beklettiği şiirini düşündü. Yıllarca. Gülümsedi kocaman. Sözlerin tesiriydi. Evet, onu gülümseten, kocaman gülmesine sebep olan. Henüz vardı zaman. Henüz vardı zaman, zamanı vardı. Minnet duydu. Kendine ufuk açan üstada. Biliyordu artık. Vakit kaybetmemeliydi. Dönülmez akşamın ufkuna varmadan önce sevdiğini söylemeliydi. Önce sevdiğine sevdiğini söylemeliydi. Sevdiklerine sevdiğini söylemeliydi. Ah, ne güzel dizelerdir. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyaha açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece gruba. Vakit çok geç değil. Hiçbir zaman farkına vardığınız andan itibaren yaşamaya başlayacaksınızdır. Farkındalığınızı birazcık eğer tetikleyebildiysek bu hikayede ne âlâ, ne kadar güzel. Çünkü hepimiz de bir şeylere öylesine kapılıyoruz ki. İhmal ettiğimiz o kadar çok sevdiğimiz, sevdiklerimiz, kendimiz var ki onları ihmal etmeyelim. Efendim yine çok özel bir hikayeydi. Hatice Kösecik. Gönlüne sağlık, kalemine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Paylaşmayı da unutmayın efendim. Bir sonraki hikayede yeniden görüşmek ümidiyle. Evet, aşk olun.